İyi akşamlar. Çok fazla kalabalık yok. Böyle ayrı. Hiç sıkıntı yok. Bir kişi de olsa yine konuşuruz. Evet, öncelikle çok mutluyum. Maçtan önce belirtmiştim, kazanmak için geldik. Özellikle geçen hafta kendi sahamızda kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için bugün galip gelmek için geldiğimizi belirtmiştim. Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Rakibe fırsat vermeden takımın bütünlüğünü koruyarak hem kaymalarda, çünkü maçtan önce de söyledim, kanat oyuncularımızın tabii olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. 3 haftadır takımın bütünlüğünü sağlayamadık. Sakat oyuncularımız Pedroniki olsun, yeni transfer Manzalı olsun. Biz de buna göre bir strateji belirlemiştik. Oyuncularım da buna harfiyen uydu. İlk yarı neredeyse pozisyon vermeden pozisyonuna giren takımdık. Skoru da yakaladık. İkinci yarı tabii biraz daha skoru korumak adına geri çekildik. Rakip de haliyle yüklendi. Hem kaymalarda hem adam paylaşımında zaman zaman sıkıntı yaşadık. Rakip de zorladı. Ama önemli olan bizim için bu mücadele örneğini göstererek takım halinde her zaman kazanabileceğimizi gösterdik. Ankaragücü de çok iyi bir takımdı. Kendi sahasında da iyi oynuyordu. Onlar da bizim gibi yeni bir takım, yeni oluşuyor ama buradan galip gelmek önemliydi bizim için. Puanımızı 6'ya yükseltmek önemliydi. Bunu başardık. Ben oyuncuların mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Geçen çok büyük sıkıntı, hem maddi hem ekonomik anlamda ve oyunsal anlamda sıkıntı yaşıyordu Kayserispor. Bu yıla baktığımız zaman biraz daha üstüne koyulmuş gibi gidiyor. Tam kadro ne zaman görüyorsunuz? Ya şöyle, geçen sene evet sıkıntılar oldu. Bu sene biz hem kadro yapılanmasında hem de oyun sistemimizde, oyun kurgumuzda kendimize göre bir takım kurduk. Bundan dolayı da biz yönetimimize, başkanıma özellikle inanılmaz bir özveride bulundu. Çünkü gereken noktalarda transferleri yaptı. Ama bu sene çok farklı bir Kayserispor olacak. Ama yavaş yavaş oluşacak. Çünkü zaman lazım. Herkes daha yeni yeni kendi kendini tanıyor. Ki ligde de böyle yani. Daha henüz 3. 4. hafta çoğu takımın yeni kurulmasından dolayı tam stratejilerini daha yeni bu haftalarda yani herkes birbirini tanımaya başladı. Şimdi biz de ekip olarak, takım olarak birbirine alışıyor ama bizim en büyük sıkıntımız sakatlıklardan dolayıydı. Yani sezon başı kampı biliyorsunuz normalde 6-7 hafta içerisinde bir zamanınız var lige hazırlanmak için. Bu pandemiden dolayı bu bir aya düştüğü için bizde çok fazla geç gelen oyuncu oldu. Dolayısıyla onlar hem hazır hale gelmedi hem de sakatlıklar oldu. Ama bu şekilde iyi gidiyoruz. 6 puan yaptık. Şimdi bu hafta milli aradan dolayı sakatlıklardan işte Pedro Henrique zaten takıma dönecek. Belki Sivas maçından sonra Manzala döner çünkü onun sakatlığı bayağı ağırdı. Ancak biz Sivas maçından sonra zaten bay takımız. Yine bir 15 günümüz olacak. Yani bu ara bize çok iyi geldi, gelecek diyebilirim. Hocam bir sorun daha var. Şimdi bakıldığında sizin de futbol hayatınız dönemi içerisinde Türkiye'deki futbol takımlarında genelde yabancı ve belirli isimler çoğu uzun yıllar takımdan takıma çalışırlar. Ama şimdi bu dönem içerisinde, son 3 yıl içerisinde dikkat edildiğinde sizin gibi genç takımlarda rakip oynadığınız arkadaşlarımızın Süper Lig'deki takımlarının teknik adam olarak görmek, çok genç bir jenerasyon var teknik adam adına. Bu dönem şanslı bir dönem mi? Vallahi yani ben şöyle söylüyorum, biz de bu pozisyonda Süper Lig'de yer bulmak istiyorsak biz de çalışıp altımızı doldurmak zorundayız. Yani donanımlı olmak zorundayız. Her gün bir şey öğreneceğiz, öğreniyoruz. Ama futboldan gelmem tabii benim kendi hedeflerim doğrultusunda zaten kariyer planlamamda teknik direktörlük vardı. Ben çalıştım. Benim gibi aynı jenerasyondan meslektaşlarım var. Beni mutlu ediyor çünkü biz yani futbol adamı olarak teknik direktör gerçekten hem zekiyiz hem de başarılıyız ve başarılı olacağız ama bize bu fırsat verilmesi lazım. Ben yurt dışında çoğu ülkeye gittim. Çoğu seminere katıldım. Gerçekten pratik zeka olarak, bilgi olarak, beceri olarak biz iyi bir yerdeyiz aslında. Bu fırsat verilmesi lazım. Kulüplerimizin daha düzenli, daha dengeli olması lazım. Daha kalıcı olması lazım. Yani her şeyi biraz daha altyapı vesaire çoğu şeyi anlatmam gerekiyor şu an ama sadece bir takımda çalışmakla
başarılı veya başarısız şeyini, faktörünü tartışmak yanlış olur benim bence yani. Çünkü altının da parametrelerle dolu olması gerekiyor. Ha, biz bütün enerjimizi, her şeyimizi başarılı olmak için, öğretmek için gençlere, yeni gelenlere, Türkiye'de futbol adına bir katkı vermek için enerjimizi harcıyoruz. İnşallah güzel şeyler yaparız. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.